Ben Yaşar Behmut, Tebriz'den, İran'dan geliyoruz. Grup Muşak'la birlikte İran'da ve Türkiye'de ve Almanya'da bazı icralarımız olmuştur. Ben tambur çalıyorum, biliyorsunuz. Tambur, İran'ın ahlaklarının kutsal sazı sayılmaktadır. 1976 doğumluyum. Grup Muştak'la bazı icralarda birlikte Alevi müziği diyelim, ahlak müziği diyelim, irfan müziği diyelim. Bu müzikle uğraşıyoruz ve icralarımız vardır. Sen etmedin
İran'da Tebriz'de yaşıyorum ve Tebriz'de def öğretmeniyim. Yaşar'la beraber senelerdir grup kuşlar içinde Alevi müzikle uğraşırız. İnşallah ki yolumuz açık olsun ve devam edebiliriz bu iş. Divane, 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 divane
رفیقی کن با من که من خویشم، گفتا که به نشناسم من خویش ز بیگانه. شمس الحق تبریزی akabinde uzun süreçlerde Alevi müziğiyle, Türk halk müziğiyle içli dışlı olarak devam etti. Cem ritüelleriyle, geleneksel halk müziğiyle. Asıl dönüm noktası ise 2010 yılında grup Müştak üyeleriyle Yaşar, Behnur ve Şehram kardeşimizle tanışmamla başladı. Bu süreçle ilgili şöyle bir bilgi vermeyi aslında burada zaruret olarak görüyorum. O da şu ki grup Müştak 70'li yıllarda İran'da ehlak topluluklarından Kırklar Ocağı'nın bir dışa karşı, diğer inançlara karşı kendini tanıtma, kendini dıştan koruma amaçlı irfan muhabbetlerini halka açmasıyla İlhıcı kentinde İran'ın Necef Ağa himayesinde başlayan bir ekol aslında. Bu ekolün ilk öncüsü Necef Ağa. Akabinde Nadir Gazanferi Hoca, tambur üstadı, devam etmiştir. Kendisi Yaşar Behnut üstadımızın da hocasıdır. 1990'lı yılların sonuna ve 2000'li yılların başına doğru ise Yaşar Behnut önderliğinde grup Müştak biraz daha serpildikten sonra 2000'li yıllarda ilk konserini vermiştir. Daha öncesi bir Kırklar Meclisi'nin, Kırklar Ocağı'nın bir tanıtımı, Alevi ocaklarının İran'daki yansımasının bir süreci iken, daha sonra diğer inanç topluluklarına bir tanıtım amaçlı bir müzik topluluğu haline gelmiştir. Ve 2000'li yıllara kadar geleneksel İran'da hakiki makamlar ve mecazi makamlar diye adlandırdığımız cemlerde icra edilen makamları hakiki, cem dışında icra edilenleri ise mecazi makam diye adlandırıyoruz orada, ehlak toplulukları arasında. Bu makamları hakiki makamlar olarak ve mecazi makamlar olarak ilk dışarı tanıtan toplulukken, 2000'li yıllardan sonra Yaşar Behnut himayesinde bir güncelleme diyelim, daha eserlerin yeni melodileri, yeni bestelerle hem geleneksel müziğin devamı hem de günümüz müziğine yakın modern müzikle birleşmesi anlamında adımlar atılmıştır. 2010 yılında ise Sivas'da yapılan Pir Sultan Abdal Banaz ilçesinde yapılan, Banaz köyünde yapılan etkinliklerde biz tanıştık. Benim de onlarla muhabbetim o yıllara dayanıyor. 2010 yılından sonra İran'daki bu geleneksel Alevi müziğini Anadolu ve kısmen de Balkan müziğiyle birleştirip tüm dünya geneline yayma yönünde hem geleneksel hem geleneği bozmadan bir güncelleme adına çalışmalara başladık. Zaman ve mesafe her ne kadar çoksa da çabalarımızla acizane ancak bu kadar yapabildik. Kırklar Ocağı'nın İran'daki devamı niteliğinde ve Alevi geleneksel müziğinin 3 ayrı coğrafyayı birleştirdiği bir noktada bir katkı sunabiliyorsak ne mutlu bize.
gazelde, levh-i kalemde, levh-i kalemde. Bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde. Bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde. Bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Aşk ehlinin halini, canan halini, kaldırır gönlünden kıyılık halini. Herkes dosta yazmış arzu halini, arzu halini. Bizimkini rüzgara yazmışlar. Dosta yazmış arzu halini, bizimkini rüzgara yazmışlar. İkbalim yaver, el etsem sevdiğim acep ki ne der. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader. Beni bir vefasız yare yazmışlar. Tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yare yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı Mecnun kitabın zümani bir kenara yazmışlar. Zaten biliyorum yani burada felsefi konuşmak falan yapmak istemiyorum ben ama yaşam zaten müzikle başlıyor biliyorsunuz. İlk ana rahminde vücuda gelen yani zahir olan kalptir. Kalp atmakla başlıyor yaşam ve müzik zaten oradan başlıyor. Ama zannedersem siz benim enstrümanla mesela tamburla nasıl aşina olduğumu söylüyorsunuz. Benim büyük babam Cevat Dusti benim hocamdı ve Tebriz'de Cem de tambur hocalarındandı. Ben ondan ders aldım. Yaklaşık 11-12 yaşım vardı. Onunla birlikte tambur çalmayı başladım. Ve şimdiye kadar devam ediyor. Zaten şimdi de yani bir öğrenci görüyorum kendimi. Ve bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Hak bu, hak bu, hak ya Ali, hak ol.
sağ soluna. Tapduk bildi can çoluna. Hu dedi diblem, hu diblem. Yaşım az olduğu zamanlar, Kırklar Camii'ne gittiğim zamanlar, Necef Ağa bizim pirimiz olduğu zaman, defle tanıştık orada, yani cem evlerinde falan. Ve başladık çalmaya, aşk ile falan. Sonra da eğitim aldık. İnşallah ki öğretmenlikte öğrencilere bunu yansıtabilirik aşk ile beraber. Thank you.
nefesi sağda mı geldi? Gönül bu sevrim randı, nefesi sağda mı geldi? Muhammed nıtkımız oldu, Ali Eynol Ala gördü, Ali Eynol Ala gördü. بخشش حقتم تمنا التماس ایلر هزاران بنده تک بنده بو حضرت ده جدا جرده بو حضرت ده جدا جرده سبان سهر وقتم ده علینی جردم علینی üzümü dizine sürdüm Elini gördüm elini Elini gördüm elini Müştak grubu 1970'li yıllardan başlamış ve dolayısıyla gerek Yaşar Behnout üstadımız gerekse Şehram kardeşimiz birçok öğrenci yetiştirmişler ve bu öğrenciler içerisinde de sayı günümüzde 50'yi aşkın bir sayı var. Fakat Anadolu uzantısı bağlamında Türkiye'den ben ve Nihat Yalçın adlı kardeşimiz bu gruba iştirak ediyoruz. Dolayısıyla 50 üzerinde bir sayıdan söz edebiliriz ama mevcut programlarda 3, 4 ya da 5 kişi olarak icralarda bulunuyoruz. Diğer üyelerin büyük bir çoğunluğu da Yaşar Behnout üstadımızın ve kardeşimiz Şehram'ın öğrencileri.
Yeni projelerimiz ileriye dönük mutlaka var. Bilhassa Anadolu sahası Alevi müziği ile İran sahası Alevi müziğini birleştirme ve oradaki ortak faydaları dünya müziği eşliğinde güncelleyebilme gibi bir derdimiz var. İmkanlar el verdiği sürece böyle bir çabamız olacaktır. Müzikte hedeflediğimiz bir nokta, müzik sonsuz, kainatın kuruluşundan sonuna, Yaşar Behnot Ustamızın belirttiği gibi insanın hayatı başlıyor, sur üflenerek bitiyor. O da bir müzik nihayetinde. Alevi felsefesinde denildiği gibi son nefes hu diye veriliyor. Bu da bir müzik. Dolayısıyla hedefimiz elbette şöyle diyelim, sonsuz. Mutlaka onun aktığı yönde biz de devam etmeye çalışacağız. Efendim ben de Bülent Hocam'a katılıyorum. Yok, hedeflediğim bir nokta yoktur. Ben profesyonel bir müzisyen olmak hiç zaman istemedim ve istemiyorum da. Biz profesyonel yaşamayı hedeflemişiz. Yani müzikten zevk aldığım sürece ben müzisyenim. Biz de beraber biz arkadaşları planladık her zaman. Yani müzik bize vesile oldu arkadaşlar bulmak için. Aile bulmak için, yani öğrenciler ola ya mesela Bülent hocamız falan arkadaş olduk yani müzikle. Tabii ya çok önemli bir şey bize ya, arkadaşlık, muhabbet. Böyle ya, hedef. Çok şey söylemek isteriz ve şu dar zamanda herhalde icra ettiğimiz eserlerle bir şeyler söylemişizdir diye düşünüyorum. Muhabbetlerimle selamlıyorum herkese. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Bizi dinlediniz. Yürek hanelerinizi bize açtınız. Çok teşekkür ederiz. Umarım biz de birkaç dakika hizmetimizi yapmış olduk. Bilmiyorum, umuyorum onu. İnşallah her zaman sağ salim kalın ya dostum. İnşallah ki nasip olur, canlı bizi görsünler. Biz de onlarla beraber aşkımızı, muhabbeti paylaşarız.